Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte internette görmüş olduğumuz ahanda bu alet sayesinde yurt dışından getirip de kaydettirmeyip de doğal olarak hat takıp kullanamadığınız iPhone'ları kullanabileceğinizi iddia eden bu aparatı deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar önümde 4 tane telefon görmektesiniz. Bunlardan bir tanesi SE2020, bir tanesi 11 Pro. Şu bizim yurt dışından gelip kaydettirmeyi unuttuğumuz bir adet 11 Pro. Yani kendisi disabled durumda. Bir adet kendi telefonum iPhone 11. Burada da V-Smart More Card adı verilen şu aparat var. Şimdi ilk olarak şu aletimiz arkadaşlar. Aletin içinden şöyle bir kredi kartından bir tık daha büyük boyutta adaptör diyeyim buna. Bu adaptör şuradan şarj oluyor, şuradan hat takılıyor, şuradan da açılıp kapanıyor. Bunu çıkarmış 2 dakika şarja koyayım şurada. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı bir ışık yanıyor. Muhtemelen bu cihazın şarj ettiğine dair bir gösterge. Mantığı Bluetooth olarak çalışması. Kutunun içeriğinden hat çıkarmaya yarayan aparat ve hatlı takabileceğimiz yedek bir tane parçacık çıktı. Burada Türkçe bir kullanım kılavuzu çıktı. Bak burada yazıyor. Uzaktan kamera deklanşörü varmış bunda. Şimdi öncelikle şurada bir iPhone SE 2020 var. Şu anda hattımız buna takılı. Gördüğünüz gibi burada bu hat beni arıyor. Burada da benim telefonum çalıyor. Yani bu hat şu anda çalışıyor. Hatta daha inandırıcı olsun. Şimdi de ben bu numarayı arayayım. Alo. Alo. Çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi hattımız. Şimdi şurada bir adet iPhone 11 Mozaik Pro bu. Şimdi hattımızı buna takalım. Ki hattın çalışmadığını görün diye şu an bunu yapıyorum. Yani telefon yurt dışı kayıtsız. Onu bir teyit edelim hep birlikte. Evet, hat çalışırsa zaten telefonunuzu çalıştırmak için yere düşürüp arkasını çatlatmanız yeterli demektir. Sonra şu görmüş olduğumuz yurt dışı kayıtsız iPhone'umuza bu hattı takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda servis yok arkadaşlar. Çünkü bu telefon yurt dışı. İnanmıyorsanız şuradan arayın. Ama buna var dediler. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Gördüğünüz gibi numara patates oldu arkadaşlar. Şimdi hattımızı çıkarıyoruz bundan. Evet, aparatımız burada. Şimdi ilk yapmamız gereken iPhone 10 ve 10 üstü modeller için More Card Pro adlı bir uygulamayı indirmek. O da hemen şurada. Diyor ki sim kartı tak, sonra power'ını aç diyor. Ha, şu an yerleştirdim. Bluetooth'tan bağlamamız lazım anladığım kadarıyla. Cihazı açtık arkadaşlar. Şurada bakın device var. Burada TED call, SPP bilmem ne ıvır zıvır o görünüyor. Şimdi bu numarayı bir daha arıyorum. Az önce çalışmamıştı. Vallahi çalıyor. Çözdük lan. Kırıldı. Çalışıyor. Oldu. Alo. 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 Geliyor lan. Normalde bir şey diyeceğim. İnanılmaz bir hışırtı var. Şunun Wi-Fi'ni kapattık. Tekrar deniyoruz. Çalıyor. Peki bir şey diyeceğim. Bu alet geliyor geliyor. Tamam. Yan odaya git. Ne yapacaktım lan ben? Ha. Ben bunu arayayım o zaman. Şu an kırdı. Kırık. Çalışıyor. Lütfi! Ta aşağı in, kapının önüne in, kapının önüne! İndin mi Lütfi? Bir daha arıyorum. Evet, meşgul. Bir daha arıyorum, bekle! Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen. Evet, yani yurt dışından bir iPhone getirdin. İşte 1800 lira vermek istemedim. Bu alete biz 200 lira, 180-200 lira para verdik. Bununla birlikte telefonun yan yana olması lazım ki mesela şimdi muhtemelen arayacak. Bir daha arayayım. Esas denemek istediğim şey internet. Şu an çalışıyor. Şu an bu hattımızda internet yok. Acaba interneti kullanabiliyor muyuz? Evet, internet kullanamıyoruz. Yani arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Telefonun içinde telefon kurmak. Buna biz müsaade edemeyiz. Mesaj var mı? Mesaj var. Atayım hemen bir tane mesaj. Aa diye bir mesaj attım. Şimdi burada bunun kendi mesajına düşmesi lazım. Gelmedi. Ben kendime mesaj attım. Yine gelmedi. Tamam, iPhone'un internetini açayım. Aa geldi lan. Bir önceki de geldi. İnternet yokken geldi. Biraz geç geliyor. Ona attığım mesaj gelmedi ama onun bana attıkları geldi. Hattımız da ağrıyor. Ayrıca burada oldların gözü yaşlı. Alet çalışıyor. Video bitti. Evet arkadaşlar, bu videomuzda görmüş olduğunuz V-Smart More Card isimli aslında iPhone cihazlarda ikinci hattı kullanım için üretilmiş bu cihaz. Fakat bu mantığı alıp hani yurt dışı kayıtsız bir telefona hattınızı buna takıp sonra telefonunuzu bu cihaz üzerine Bluetooth üzerinden bağlayıp aramalar için kullanabiliyorsunuz. Mesajlarda durum şüpheli. Siz mesaj atabiliyorsunuz ama gelmiyor. Ayrıca bu aparatı sürekli yanınızda taşımanız lazım. İnternete de giremiyorsunuz. Valla en önemli nokta şu arkadaşlar. Birincisi yasal değil bu. Ben size söyleyeyim ya. Mantıken şu an yasal olmadığını düşünüyorum. O yüzden çok kullanmanızı tavsiye etmiyoruz ama sonuçta satılıyor. Biz de aldık, denedik. Ama tabii
tabii ki de pek çok güvenlik problemi de unutmayın. Çünkü bir tane Çinli bir tane uygulamaya bütün telefon hat bilgilerinizi vesaire vesaire veriyorsunuz. Karar size kalmış bir şey. Ben tercih etmezdim. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sizler de bu videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da yorum bölümünden bizlere belirtebilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.